Geldim işte. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Vaktim çok az. Seni bu eve getirdiğim günü hatırlıyor musun? Ne kadar mutluyduk o zamanlar. Paramız pulumuz yoktu belki ama... her şeye rağmen umudumuz vardı. Evlenecektik. Burada yaşayacaktık. Sen dikecektin evin perdeleri. Ustabaşılar, fabrikadan arkadaşlarımız bayramlarda bizi görmeye geleceklerdi. Sevgimiz bu harabeyi sıcacık bir yuva haline getirecekti. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Yeter. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Yalanlarınla nasıl kandırdığını anlatmak için mi? Hayır. Yalan değildi hiçbiri. Ben seni çok sevdim Güllü. Hala da seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Ne olur inan bana. Artık çok geç. Bunları hastane odasından beni it gibi kovarken düşünecektin. Senin için yaptım. Seni korumak için. Sana o zaman git demeseydim öldürecekti baban seni. Öyle mi? Ben seninle olmak için ölüme bile razıydım oysa. Ama sen korkaklığının, yüreksizliğinin esiri oldun. Ben büyüdüm artık Kemal. Artık karşında o eski fabrika kızı Güllü yok. Ama iyi oldu beni gönderdiğin. Hanım oldum sayende. Koskoca Muzaffer Bey'in karısıyım artık. Her şeye sahibim. Para, pul, zenginlik. Bir zamanlar içinde çalıştığın fabrika bile benim. Sen ne verebilirsin bana? Ha? Söyle neyin var? Ne verebilirsin bana fakir ve basit hayatından başka? Yeter. Zavallısın sen. Ve hayatının sonuna kadar da zavallı olarak kalacaksın.